Toplantı notları benim için çok önemlidir. Bütün görüşülenleri aksiyona çeviririm ve bunu yaparken önce kendi sorumluluklarımı yazarak başlarım. Toplantının davetini doğru yaptınız, gündemi, akışı oluşturdunuz, içeriği hap gibi sundunuz. Bitti mi? Hayır, işimiz hala bitmedi. Tabii yani herkes sizin kadar mükemmel toplantı düzenlemeyebilir. Peki ya toplantıyı siz düzenlemediyseniz? Toplantı. Azı karar, çoğu zarar bölüm 3. Toplantıları iş başarısına nasıl çeviririz? Bitmeyen toplantılardan siz de bıktınız, usandınız mı? O zaman doğru yerdesiniz. Merhaba. Ben Melda Göknel. 25 senelik bir eğitmen, 20 sene iş hayatında çalışmış bir beyaz yakalı ve doğduğundan beri konuşmacıyım. Ve toplantılarla ömrümüzü tüketmemek adına hazırladığım eğitim serisinin modüllerinin sonuncusuna hoş geldiniz. Toplantı konusundaki tüyoların sonuncusu da bu videoda. Toplantınızın amacını, gündemini ve akışını net bir şekilde tasarladığınızı, içeriğinizi kısa, sade ve kolay anlaşılır bir şekilde sunduğunuzu varsayalım. Toplantının davetini doğru yaptınız, gündemi, akışı oluşturdunuz, içeriği hap gibi sundunuz. Bitti mi? Hayır, işimiz hala bitmedi. Toplantılar yolculuktaki duraklar gibidir. Genelde bir destinasyon değildir. İhtiyaç molası alırız ve yola devam ederiz. Bu durumda toplantıdan sonra arzulanan iş çıktısını oluşturana ve işimizi bitirene kadar bu toplantının izini sürmeliyiz. Bunun için neler yapabiliriz? Bir kere iş sürmek dedim. Bunun iş hayatındaki adı yazılı dokümantasyondur. Toplantı süresince anlatan siz olmadığınız her zaman da iyi not tutmaya gayret edin. Hızlı ve anlaşılır toplantı notu tutabilmeniz için size tavsiyem defterinize toplantıda görüşülenleri doğrusal olarak değil, konuşulanları ve konuşanları, konu başlıkları ya da konuşan kişilere göre ayırdığınız renkli post-itlere kolay okunabilmesi ve hızlı yazılabilmesi için keçeli kalem ile o an kişilerin ağzından çıktığı gibi not etmenizi tavsiye ederim. Toplantı notu tutarken beyaz kağıt, post-it, keçeli kalemle yapacağınız zihin haritası sizin hem başlıkları hızlıca derlemenizi hem de konuyu toplantı bitiminde hızlıca özetlemenizi sağlar. Böylelikle konuşulanları düz bir metin içinde kaybetmeniz, gözden kaçırmanız gibi bir sorun da olmaz. Örnek, hani şu bizim meşhur diğer modüllerdeki 2020 verimlilik raporu vardı ya. Katılımcıların her biri için bir post-it hazırlayın. Ve kişilerin toplantı süresince net iş çıktısına dönebilecek soru, itiraz, öneri ve desteklerini keçeli kalemle not ediniz. Toplantı sonrasında görev dağılımı yaparken bunu kişilerin yorum, öneri ve sorularına göre belirlemek akıllıca olur. Örnek, bir kişi eğer bir öneride bulunduysa ve yapılmalı, olmalı gibi sorumluluk almayan cümleler kurduysa daha toplantı esnasında bu soruyu, işte bilmem ne bey, hanım, neyse, az önce bu konuyla ilgili şöyle olmalı demiştiniz. Bunu dediğiniz gibi olması açısından ne yapabiliriz diye geriden soru sorup ortada açık kalmış eylem bırakmayın. Sorular ve itirazları mümkünse önceden siz öngörüp hazırlık yapın. Ama toplantıda sorulan ve tam olarak hakim olmadığınız soruları da not alıp daha sonra toplantı notlarınıza ekleyerek elektronik posta ile katılımcıların tümüne cevap verin. Toplantı notları bundan sonraki yol haritanızı belirleyecektir. Kimler nereye gidecek? Toplantı notları benim için çok önemlidir. Bütün görüşülenleri aksiyona çeviririm ve bunu yaparken önce kendi sorumluluklarımı yazarak başlarım. Böylelikle hem emir veren bir durumda olmam ve dengeleri bozmam hem de hani bir takım olarak giriştiğimiz iş ve amaçta kendi görev ve sorumluluklarımın bilincinde olduğumu belli ederim. Size toplantı sonrası kişilere görev atarken lütfen onlardan ilk önce iş takvimlerine bakıp işin teslim süresiyle ilgili bir bildirimde bulunmalarını rica edin. Bu tip bildirimler herkesin takvimini ilgilendireceği ve değişiklikler olacağı için bunu asla mail ortamında yapmayın. Ortak ve verinin herkes tarafından görülüp işlenebileceği bir platformda yapın. İş takvimini oralarda oluşturun ve burada teslim sürelerinden önce de hatırlatıcı koyun. Yani şu gün bir şey bekliyorsanız onun öncesinde de kişilere bunu hatırlatın. Konu hakkında ilerleme oldukça da yine çok odaklı, sade ve net mesajlar ile katılımcıların sürecin tamamı konusunda bilgilendiğinden emin olun. Bu kişileri dahil etmek hem de ilerlerken oluşabilecek engeldi, sıkıntıydı, itirazı ya da destek ve hızlandırıcılar konusunda da yardım almanızı sağlar.
Görüşülebilecek mesela kişilerden bir tanesi belki bir başkasının eski iş arkadaşı olabilir ya da sizin zor ilerlediğiniz bir tedarikçi, bir başkasının çok daha iyi ilişkileri olan birisi olabilir. Ya da birisi kara listededir ve siz bunun farkında değilsiniz. Dolayısıyla hani bütün bunları, eğer bütün bu ilerleme adımlarını kısa, net, odaklı bir şekilde paylaşabileceğiniz bir ortamınız varsa hem işi sonuçlandırmanız hem de işte olası sıkıntıları daha önceden öngörüp buna dair önlemler almanız mümkün olur. Tabii yani herkes sizin kadar mükemmel toplantı düzenlemeyebilir. Peki ya toplantıyı siz düzenlemediyseniz? O zaman neler yapabilirsiniz? Toplantıyı eğer siz düzenlemediyseniz bile katılımcı olarak içerik sunumu ya da konuyu düzenleyen, yani dağınıksa, amacı belirsizse falan bir şekilde toplantıyı derlemek adına toplantının sonunda bir konuşma yapabilirsiniz. Toplantının içeriğine bağlı olarak amacı netleştirmek ve herkes için toplantıdaki geçen zamanı toparlamak adına toplantı için çok teşekkür ederim. Katılımın benim için çok faydalı oldu. Sizden bir rica istiyorum diye başlayıp toplantının temel iş çıktılarını özetlemeniz mümkün olabilir mi diyebilirsiniz. Bu toplantının amacını netleştirir. Sonuçta hepiniz bir amaç etrafında oradasınız. Toplantının sonunda aldığımız kararların üstünden bir kere daha geçebilir miyiz deyip kararları herkes için netleştirebilirsiniz ve toplantının özetlenmesini sağlayabilirsiniz. Toplantının amacına ulaşması için bizlerden beklentilerinizi alabilir miyim dersiniz ve böylelikle görev ve sorumluluklarınız netleşir. Ve o toplantı gerçekten bir iş başarısına dönüşebilir ve sizin bunda katkınız büyük olur. Toplantı sonrasında alınan kararlar da eğer hayatınızı değiştirecek bir şeyler varsa o zaman da onları bir kere daha sorabilirsiniz. Mesela bu toplantıdan sonra neler değişecek hayatınızda? Böylelikle toplantıdaki stratejik kararların altını çizmiş olursunuz. Eğer toplantıya katılmadan önce sizinle hedeflenen iş çıktıları, sizin o toplantıda bulunma sebebiniz ya da işte konunun detayı sizinle paylaşılmadıysa bunu da katılımınız öncesinde talep edebilirsiniz. Herkesin zamanı çok kıymetli ve bunu bölmek yerine kendi işinizi geliştirmek, kendi hedeflerinize odaklı zaman harcamak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla toplantı konusu aslında öyle es geçilebilecek, hazırlıksız yaptığımız, sohbet için bir araya geldiğimiz bir konu değildir. Bu video serisinde anlattıklarım umarım sizin işinize yarar. Sanal ortamda olsa toplantılar günümüzü böler, bizi odağımızdan uzaklaştırır, iş verimimizi düşürebilir. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetiniz sadece sizin değil, kurumunuzda ya da dışarıda iş yaptığınız kişilerin de çalışma verimini artıracaktır. Bunun için ön hazırlık, iyi bir Türkçe, yazılı ifade konusuna biraz eğilme ve kişilerin ağzından çıkan cümleleri ve onların kullandığı kelimeleri iyi dinlemeniz gerekir. Bütün bunları yaptığınızda işinizi uyum ile sürdürebilir, toplantılarınızı hedeflerinize ulaşmak için bir süper katalizör gibi konumlandırabilirsiniz. Sizi hedeflerinize taşıyacak başarılı toplantılar dilerim. Bu videodaki bilgileri faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenin. Sizin de konu hakkında düşündükleriniz varsa ya da tecrübeleriniz varsa bunları yorum olarak bizimle paylaşın. Deniz Akademi'nin diğer videolarını haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.